Tartışmasız en güzel kadınlarından. Ağlayacağım. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde hızlı adımlarla en tepeye yükselen Baraj dizisinin Nehri, Yasak Elma'nın renkli karakteri Kumru rolünde izlediğimiz dizilerin vazgeçilmez kadın oyuncularından Biran Damla Yılmaz için bir alkış daha alıyoruz. İlk programda demiştim, ilk programda açılsın bakırsın. Dur ben bir tebrik edeyim. Bırak şimdi mikrofonu. Tamam arkadaşlar, ilk programda ben hatırlıyorum. Çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Gerçekten böyle konuşabildiğim için çok mutluyum. Harika. Eda'cığım. Damla. Eda'yı nasıl bu hale getirdin Damla ya? Beni ağlattın yani şu an. Gerçekten ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım, çok kötü oldum. Yerim seni. Ay 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 ay. Ay sarıl, sarılma bak. Sarıl, bizim sarılmamız vardır. Gelemiyorum şu an. Benim yerime sarılın. Ay biz Melis nasıl bir yan yaşadık? Hadi nasıl yürü bir git. Yan yaşadık? Gel. Ay gerçekten. Gel. Söyleyeyim sen aşağıya inecek misin? Damlaysa gitmek istiyorum diye. Ay çok duygulandım. Ay. Gel götüreyim yavrum seni, gel. İn aşağı bir sarıl bakalım. Gel. Arkadaşa bir sarılsın. Arkadaşa bir sarılsın. Çok iyiydi ama yani arayı doldurmak için söylemiyorum gerçekten. Çok teşekkür ederim. Nereden geliyor şu an? Ta oradan arkadan dolaşıyor. Damla! Hanımlar, beyler, çocuklar. Eda Ece, bir an Damla Yılmaz. Duygusal bir an. Ya. Damla. Ya Damla'nın aslında aynı olduğunu tahmin ettik, sette de çok üstüne gittik. Kesin ayna sensin, kesin Damla köşe bucak kaçıyor. Çünkü yayın olduktan sonra her yerde benim ismim de geçmeye başladı. Sonra bir anda sette bununla ilgili ayna sensin, ayna sensin. İki de bir şey açıyoruz. Öylesin ama söylemiyorsun, niye söylemiyorsun? Herkes böyle Damla'nın önünde sesini dinliyor Damla mı diye. Yani tanıdık, yakaladık aslında ama çok duygulandım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Her gün beraberiz biz sette. Düşün o bak yüzden... her gün beraberiz. Yine iyi ben saklanmışım. Müthiş saklandın. Yine iyiymişim yani. Ama Eda'cığım bir şey ben söylemek istiyorum. İlk iki bölüm tanıyamadın. İlk iki bölüm tanıyamadım. Hiç yani... en tanıyamadığımız. Evet. Yayınlanana kadar sesi çok oradan alamadığım için ipuçlarından da yakalayamadım. Son haftalarda uyandım. Ya. Ama şimdi de elendiği için çok üzüldüm. Beni kaybettin bebeğim. Ya o yüzden harcadınız şimdi çok... beni çok sevgili, çok sevgili Biran Damla Yılmaz. Kıymetli Biran. Ben hiç şiirle bölüm... mi başlıyorsun yine, ne yapıyorsun? Yok yok. Yazarım. Aynen şiir yazmıştım değil mi? Ben ya, çıkayım şey ona ya. Ay, canım benim. Ağlattın beni. Hiç istemiyordum elenmeli. En güzel kostüm de senin. Biran, Biran. Evet. Ben ilk bölümden senin aynı ol Biran Damla Yılmaz demedim mi? Hayır. Hayır, modayla ilgileniyorum. Bir şeyler dikiyorum, tasarım yapıyorum. Ya Doğucuğum şey. Gerçekten bak insan beyni şöyle boşlukları kendimiz dolduruyoruz ya. Şu anda onu yapıyorsun. No. Bu psikiyatrik bir şey aslında, deney gibi bir şey. Vallahi yayınlanana kadar kimse beni anlamadı. Yok, mis gibiydi. Ben hiç anlamadım açık söyleyeyim. Ne zaman o yorumlar çıktı, insanlar beni buldu. Ondan sonra... Bana babaycığım yapacak bir şey yok. Ama yok yani bak senin yüzün açıldı diye yüzün diye söylemiyoruz. Diye gerçekten yok, kendi aramızda konuşurken de gerçekten söylüyorum. Biz hiç aynanın açılacağını hiç tahmin etmedik. Evet. Yani evet, bir sürü tahminde bulunduk yani hani ama kendi adıma seninle şimdi tanışıyoruz daha yeni tanışıyoruz. Ne yazık ki ama şunu söylemeliyim. Şarkı söylemeye devam etmelisin. Evet, kesinlikle. Damla, yüzün açık açık herkese gururla. Şarkılarını söylemelisin ve kesinlikle söylediğin zaman da biz de orada olmak isteriz. İnanılmaz korkuyordum biliyor musunuz şarkı Şaka söylemekten? Yapıyorsun. Sen korkmamalısın. Bu projeyi kabul etmemin sebebi buydu. Belki bunu atarım üstümden diye. Ya kötüyse de kötüdür artık, en azından bunu tecrübe ederim diye düşündüm. Artık sette bana şarkı söyleyeceksin. Sadece biz beğenmedik. Türkiye beğendi bunu ve çok her yerden ederim. Bunu yazıyorlar. Çok sağ olun. Ve Tansel şu an aklıma geldi. Ben bu yarışmayı Damla'ya anlattım sette. Evet. Böyle orada bir... benim de hainliğim Meraklı çıkıyor biraz ortaya. Utandım şu an. Hayır, profesyonellik Damla'ya değilim buna. Damla'ya anlattım bu yarışmayı, ne kadar sevdiğimi, nasıl güzel bir format olduğunu, videolar izlettim falan. Hep çok destekledi ben beni. Ben o bütün bunları biliyordum zaten. Evet, şimdi aklıma geldi bak. Daha fazla konuşmasak mı? Bunları sette konuşuruz. Çok iyi sakladın, çok iyi. Bu anonsu yaparken yani senin...
yüzünü açacağın anonsunu yaparken biraz hüzünlenmiştim. Çünkü çok güzel performanstı ama şimdi çok mutluyum. Çünkü bu aynı zamanda bizim yarışmamızın, bu şovun çok güzel bir kanıtı olduğu. Her gün sette bir arada olan iki insan bile birbirinden evet. gizliyor. Ve bu büyük bir gurur bizim için. Ve şimdi var, Eda ve Damla var. İçin kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkürler. Bravo. Ve ikisinin de o duygusal anında Melis'le biz de duygulandık ve bir çıtayı geçtik galiba. Ben vallahi hem ayna için üzüldüm hem de Damla çıktı, Damla hoşum çıktığı için hem sevindim hem de ağladım yani üzüldüm. Üzülecek evet. ya. Sen neler hissettin bu yarışma süresi boyunca hazırlanırken, performanslarını seçerken, buraya gelirken? Çünkü en şık kostümü, biraz önce başkalarından de... çalarken en şık kostümü, uyanık çağır. Kimseden çalmadım bir kere. Tabii öyledir canım. En güzel kostüm bak, en güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Zaten bu kostüme bayıldım. Ama bir de Damla o kostümle öyle bir bütünleşmişsin ki sanki suyun içinde böyle salınıyor evet, gibi. Bunun için ayrı ayrı çalıştık zaten. Dedik ki yani bu aynanın kendi dünyası olsun. Hı-hı. Onun içinde takılıyor olsun. Hani seyirci o bu. O kendi dünyasında. O yüzden böyle hani benim için de farklı bir tecrübe oldu tabii ki. Zorlayan kısımları vardı elbette. Yani haftanın 5 günü yüz yüze bakıyoruz ve yalan makinesine dönmüştüm artık. O yüzden hani bir yandan biraz ilk başta eğlendim ama sonra yalan söylüyor olmak pek içime sinmiyordu. Evet. Onu da söyleyeyim. Bu arada da bu hafta benim kocamı ben boşadım, o evlendi. Hangi kocanı? Yasak Elma'da. Kaçıncı kocam? Ben boşandım, o kocamı aldı elimden. Ona rağmen ağladım görüyorsun. Gitar şeyi vardı ya. Evet. İpucu. Evet. Gerçekten çalıyor musun? Elektro gitar çalıyorum. Elektro gitar Damla çalıyorsun. Damla bunu şu an duyuyorum. İyi ki sana her şeyi söylememiştim. İyi ki ya. Nasıl bir içeride gidecektim. Ya onun bilmesiyle gitmiyorsun. Biliyorum ama buradaki stres çok başka. Yani seyirci oyluyor evet ama onların soruları... Sen ne ara prova yaptın? Bana bunu açıkla, ne ara? Bu bilemezsin, güzel ses nasıl çıktı? Bilemezsin, ruhun duymadı. Şimdi sizce yanlış ipucu hangisiydi? Seyahat Damla ediyorsun, resim yapıyor musun? Resim yapıyor musun? Resim? Evet. Ne yapmıyorsun hayatım, onu söyle sen. Kaza sahnesi çarpışma. Evet. Bilirkişi raporu yalnız. Yazı yazması doğru ipucuydu. Kısa hikayeler yazıyor. Resim yapması doğru ipucuydu. Resim yapıyor. Magnetler doğru ipucuydu. Çok seyahat ediyor ve magnet topluyor. Bir elma koyaydın bir yere, ben hemen yakalardım. Hadi ya.